Yeniden merhabalar. Medya Mahallesi'ne hoş geldiniz. Bugün konuğum Canan Arın. Birden fazla ünvanı var. Her şeyden önce bir hukukçu. İnsan hakları konusunda kendini... Şimdi biraz tabii tuhaf bir şey durum. İşi gücü yok. Evet, insan haklarına vakfetmiş. Daha fenası diyeyim, kadın haklarına vakfetmiş. Kadın hakları diye bir şey tutturmuş. Bu yüzden Mor Çatı'nın kurucular arasında böyle mor mor konuşalım. Avukat ama kendisini hakikaten kadın haklarına kelimenin tam anlamıyla adamış, vakfetmiş bir insan. O kadar ki... Biz de gözaltına falan alıyoruz biz böyle insanları. Birazdan anlatacağım. Canan Arın da bundan mesele alıyor. Ama gelin görün ki çağdaş ülkelerde bunların ödüllendirilecek şeyler olduğu düşünülüyor. Bruno Leoni hukuk ödülü, adı hukuk ödülü, 2018 yılında Canan Arın'a verildi. Bu fotoğrafı şimdi göreceksiniz gösterirlerse arkadaşlar. Bruno Leoni hukuk ödülü insan hakları konusunda Canan Arın'a verildi. Sizin bundan haberiniz oldu mu? Olmadı. Peki neden haberiniz oldu? Emine Erdoğan'a verilen ödülden haberiniz oldu. Biliyorsunuz değil mi? Emine Erdoğan da ödül aldı. Sizinki ne ki? Hukuk, doğru, hukuk. Haklısınız. Şimdi Emine Erdoğan'a Londra'da, İngiltere'de bütün televizyonlar naklen yayınladı. Hatta o gün mazbata almıştı Ekrem İmamoğlu. Sonra elinden alınan mazbatasını almıştı. Bütün haber kanalları yıktılar, biz öyle deriz. Yıkın evet. Programı, yıkın yayını deriz. Yıktılar ve şunu kısmayı unutmuştum hemen birisi aramadan. Şöyle kapatayım. Emine Erdoğan'a verilen ödülü yayınladı. Şimdi efendim Emine Erdoğan'a Londra'da verilen ödül, Dünya İnsaniyet Forumu'nun ödülü, Fark Yaratanlar ödülü. Emine Erdoğan, Fark Yaratanlar ödülü aldı. Ne güzel. De, şimdi bu gazeteciler de korkunç insanlar. Tıpkı böyle Canan Arın gibi, insan hakları savunucuları gibi korkunç insanlar. Üşenmediler, araştırdılar. Bu ödülü veren, bayağı bildiğiniz limited şirket bir kere. Dünya İnsaniyet Forumu limited şirketi. Şaka yapmıyorum. Bir limited şirketi. Evet. 19 Kasım 2018'de kurulmuş. Daha yeni. Ödül vermek için kurulmuş. Faaliyetleri sergi, konferans, organizasyon vesaire. Amaçlar arasında ödül vermek var belirli kişilere. Şirketin 3 kurucusu var. Mustafa Cingöz, Erdoğan'ın aile dostu. Feraye Özfesçioğlu, AK Parti Kadın Kolları diye zaten girerseniz, kişisel Twitter'daki hesabı öyle açılıyor, AK Parti Kadın Kolları diye geliyor. Bir de Sergen Komur da üçüncü kesim, İngiliz vatandaşıymış ama kayıtlarda bu şirket dahil, bizimkilerin tanıdık şirketlerin dördünde yöneticilik yapıyormuş. Tabii ki bu kadar büyük ve önemli bir ödül verilirken, hem de tabii ki Emine Erdoğan'a verilirken, haber kanalları onları yayınlayacaklar. Canan Arın'la kim ilgilenir? Canan Arın, bugün programda bütün yollar size çıkıyor. Yani hukuk konusuna çıkıyor. Birkaç not paylaşacağım sıcak ama tabii. Önce çok kısaca Türkiye'de hukuk kaldı mı diye sorsam öyle hayır, başlasam. Hayır, hayır. Ben kendimi boş gezenin baş kalfası diye tanımlıyorum. Güzel, boş gezenin baş kalfası. Evet, hukuk diye bir kavram kalmadı. Sadece belirli yerlerden verilen emirlerle iş yapıyorlar. Geçen gün bir avukat arkadaşımla buluştum. O da bir savcıyla konuşmaktan geliyormuş. Bugün savcının ifadesi suymuş. Bugün Türkiye'de ben dahil hiç kimse belirli bir kişinin isteğinin dışında karar veremez demiş. İşte hukuk bundan ibaret. Belirli kişi ben değilim.
Değil siz misiniz? Siz de olabilir misiniz? Belki anneannemdir, bilmiyorum. Olabilir. O belirli kişiyi bilmiyorum. Birazdan evet. Yolumuz çıkabilir. Evet. Ama hakikaten bir savcının bunu demesi kadar acı. Ne kadar korkunç, az. Korkunç ama maalesef öyle. Şimdi ağır ceza, bu siyasi davalara giriyorsunuz, ağır cezalarda muhteşem savunmalar yapılıyor. Yani bu savunmalar göz önüne alınacak da ona göre karar verilecek diye yapılmıyor. Tarihe not düşülsün diye yapılıyor. Doğru. Çünkü dinliyorlar, 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 odalarına çekiyorlar, geliyorlar. Sanki hiçbir şey olmamış gibi her neyse bildikleri onlara okuyorlar. Onun için gerçekten insanın içi acıyor. Zaten hukukçu da kalmadı. Tabela hukuk fakültelerinden 3 sayfalık fotokopilerle mezun oluyorlar. Bunların adı hukukçu oluyor. Bayağı ciddi çıkarlar sağlanıyor oturdukları makamları, işgal ettikleri makamlar için. Nasıl onlar çıkarlar? Ne olabilir ki? Maaşları yüksek. Sağlık sigortaları var. Lojmanları var. Getirip götüren servis araçları var. Bunlardan vazgeçmek kolay bir şey değil. Onun için de mesela Yargıtay'ın belirli dairelerinin başkanları da artık sürekli olarak hükümetin talepleri doğrultusunda kadınlar aleyhine hukuki gerekçeler üretmeye başladılar. Bu kadınlar aleyhine üretilen hukuki gerekçeler, saldırılar hem toplumsal anlamda hem bireysel anlamda saldırılar, yasama organı eliyle yapılan saldırılar, bunları konuşacağız. Çünkü bugün mesela nafakayı konuşacağız. Nafaka, şimdi erkekler diyorlar ki ya 5 yıl evli kaldık, ömür boyu nafaka mı vereceğiz? Baktığım zaman hakikaten ya diyorsunuz. Ayşenur Hanım onu değil, daha da diyor. Bir gün evli kaldım, ömür boyu nafaka diyor. Yani buna ödedim diyor. Buna... Ak kafatasının içinde şu kadarcık beyin olan herkes güler. Bir gün evli kalmakla ömür boyu nafaka ödenmez, ödenemez. Mümkün değil böyle bir şey. Kaldı ki nafakaya karşı çıkmak ne anlama geliyor? Bunları konuşacağız. Tamam. Çocuk gelinler mevzusu gelecek karşımıza bunu konuşurken. Evet. Yani çocuk gelin derken 12, 13, 14 yaşında bile evlendiriliyor biliyorsunuz kızlar. Ama 17-18 yaşındaki evlilik de daha henüz eğitim bitmemiş, diploma alamamış. Evlendiriliyorsanız o zaman bir dakika ben sana nafaka ödemem nasıl diyebilirsiniz? Hepsini konuşacağız. Bütün bunların. Ama dediğim gibi birkaç yargı reformu, dün güya reform diyeceğim ben ona. Cumhurbaşkanı açıkladı bir paket. Onunla ilgili çok ciddi notlarımız olacak. Ama sıcak birkaç gelişme. Tabii. Hava sıcak, nemli, sesler gider gelir, evet. Bağışlayın. Alıcılarımızın ayarıyla oynamayın, biz de sesler arada gidecek. Arada da böyle öksüreceğiz. Ay niye böyle oldu hakikaten? Şimdi efendim önce sabah saatlerinde gelen açıklama, Türkiye'nin ekonomideki karnesi. Bir görelim. Şimdi Türkiye 2019 yılının bu yılın ilk çeyreğinde %2.6 küçüldü. Beklenti %2.5'ti. Yani beklenene yakın ama birazcık daha fazla küçüldü. Aslında biz buna Türkiye eksi büyüdü diyebiliriz. Çünkü Cumhurbaşkanı ve onu destekleyen medya öyle görüyor. Eksi büyüdü. 2018'in... son çeyreğinde de küçülmüştük. Bir daha %2.6 küçüldü. Şimdi bu bir genel tablo. Bu genel tablonun elbette alt başlıkları, ayrıntıları var. En vahim ayrıntılar şu. Hane halkı tüketim harcaması 2019'un ilk çeyreğinde %4.7 azalmış. Hane halkı tüketimi. Yani insanlar pek çok konuda fedakarlık yapmaya, tasarruf yapmaya, alışveriş yapmamaya, tüketmemeye başlamışlar. Ama yanı sıra devletin tüketimi %7.2 artmış. Devlet derken ne kastediyoruz? Tabii ki iktidarı kastediyoruz. İlk çeyrekte 31 Mart'a doğru, seçime doğru aç hazinenin kapılarını, ver mehteri, ver parayı. Bu harcamalar gerçekten olağanüstü boyutlarda. Şöyle düşünün, bakın şöyle bir terazi böyleyken bir gösterin önce. Şimdi bunlar diyelim ki böyleydi.
2019'un bu yılın ilk çeyreğinde sizin hane halkı diyor, sizin tüketim harcamanız 4.7 küçülmüş. Devletinki %7.2 artmış. Aradaki farka bakar mısınız? Devlet zengin, hep söylüyorum alınıyorsunuz belki ama siz fakirler. Siz fakir. Böyle yani hakikaten biz fakirler kısıyoruz. Şaka maka kısıyoruz yani. Hani ben kitap alırken 5 kere düşünüyorum. Ya bırakın artık her şeyi, kitap alırken düşünüyorum. Şimdi buna rağmen piyasa çok sert tepki vermedi. Dolar hala altının altında. Peki neden? Anlaşıldığı kadarıyla şu, doların tepkisi, altının biraz üstüne çıkması vesaire konusundaki tepkisi Amerika ile Türkiye arasındaki S-400 gerilimiydi. Yani S-400'ü Türkiye alacak, Rusya zaten ben verdim, geliyor ha yola çıktı diyor biliyorsunuz. Amerika'da gelirse çok sert yaptırımlarla karşılaşırsın diyor, F-35'leri unutun diyor vesaire vesaire. Ama kamuoyunda şöyle bir, daha doğrusu piyasalarda, belki kamuoyunda da vardır sokakta yani, şöyle bir algı oluşmuş. Ya nasılsa Erdoğan Amerika ile kavgayı göze almaz, S-400'ler bize gelmez. Gelirken Karadeniz'in sularına mı gömülür, Azerbaycan'a mı gönderilir, işte efendim Gürcistan'da heykel olarak dikilir mi o füzeler bilmiyoruz. Katar'a verilecek diyorlar bir de. Katar bile istemiyor. Katar da korkuyormuş. Bilmiyorum. Yani doğrudur, diyorlar. Doğrudur. Azerbaycan diyorlar ağırlıklı olarak. Tam da böyle düşünürken Trump sahneye çıktı. Nasıl söyleyeyim? Piyasaların içine serin sular serpen bir açıklama yaptı. Dostça bir açıklamaydı. Erdoğan'a teşekkür etti hatta. Teşekkür edince de ah dedi piyasa, tamam dedi. Amerika ile Türkiye arasında S-400 konusunda anlaşma olmuş belli ki. Oh dedi, dolar da yükselmedi. Peki neyi açıkladı Trump? Şunu açıkladı. Türkiye'de 2006 yılında tutuklanan, gözaltına alınan, sonra tutuklanan, epeydir de hapiste olan ve sonunda 5 yıl hapse mahkum edilen bir Amerikan vatandaşı. Daha önce gündeme gelmişti Serkan Gölge. Şöyle oldu. Filmde olsa hani giriş, gelişme, sonuç diye anlatılır bu. Giriş, sabahleyin Erdoğan'la Trump görüştü. Dünden söz ediyorum. Bunların hepsi bir günde oldu. Daha doğrusu biz görüştüğünü öğrendik dün sabah. Sonra Trump Beyaz Saray'da geldi. Birazdan göreceksiniz, kameranın karşısına çıktı. Dedi ki, Serkan Gölge'yi serbest bıraktılar. Ama bakın şey çok önemli. Ama rehine, ama mahkum. Fark etmez dedi. Rehine lafını kullandı gene. Çok teşekkür ederim dedi. Hemen arkasından da biz Serkan Gölge'nin eve çıktığını öğrendik. İşte, ne kadar bağımsız yargımız var gördünüz mü? Çok. Fevkalade. Bize Trump bir kez daha hatırlattı bunu. Trump'ı izleyelim, devam edelim. Şimdi Serkan Gölge olayın kahramanı NASA'da çalışıyor. Amerikan vatandaşı, bir görelim görüntüsünü. Türkiye'deydi ve Türk-Amerikalı bilim adamı diye geçiyordu. Türk kökenli Amerikan vatandaşı. Mars'la ilgili bir misyonun kontrol merkezinde görevli bir kişi. Şimdi Serkan Gölge birdenbire FETÖ ajanı olarak tutuklandı. Önce gözaltına alındı, sonra tutuklandı. Peki neden? Şimdi hakkındaki iddianameye, iddialara, mahkeme safhasına baktığınızda şunu görüyorsunuz. Önce FETÖ terör örgütü üyesi diye. Çünkü işte Baylok'ta olan bir FETÖ terör şüphelisi, işte Amerikalı bilmem konsolosla görüşmüş, o da Serkan Gölge ile görüşmüş, arada bir telefonlaşma olmuş. Olur ha? Hayır, olmaz Türkiye'de. Dahası şu, Serkan Gölge'nin, beyefendinin eniştesinin kardeşi, enişte eşinin kardeşi mi olur yoksa
kız kardeşinin kocası mı bilmiyorum. Halasının enişte. Teyzesinin eşi de olabilir. Bir tabii. Evet, bir enişte var ortada. O eniştenin kardeşi bir gün haberlerde eski FETÖ'cü Nurettin Veren'in, çok uzun yıllar ama önce FETÖ'den ayrılmış, kopmuştu, bir konuşmasını dinliyor. Diyor ki Nurettin Veren, biz diyor CIA'ya diyor ajan yerleştiriyorduk diyor. Birdenbire bunda şimşekler çakıyor. Diyor ki aa diyor, Serkan Gölge Amerikan vatandaşı oldu diyor. Amerikan vatandaşı. Demek ki diyor bu da CIA'de olabilir, ajan olabilir. CIA, Amerika ajan, FETÖ'cü bunlar diyor. Koşa koşa gidiyor, ihbar ediyor. Gülmeyin, böyleyken böyle. Ben ne diyeyim yani, hakikaten işte Brunson olayı da Allah aşkınıza bütün gizli tanıklar işte FETÖ'cü dedi, sonra biz FETÖ'cü demedik, Koreli dedik diyen bile çıktı. Ay gülmeyin cananların, siz nelere tanık oluyorsunuz kim bilir, birazdan anlattıracağım. Sonra ama gene çıktı, ben dedi Türkiye'yi dedi perişan ederim dedi Trump bir tweetinde. Hakikaten dolar aldı 7 lira falan çıktı Brunson yüzünden. Şimdi Brunson yüzünden 7 lira çıkan dolar bir de Serkan Gölge yüzünden 8 lira mi görsün? Olmaz. O nedenle nasıl ki Brunson tahliye edildiyse önce ev hapsi dediler. Aynen şeyde ev hapsinde güya. Evet. Serkan Gölge ev hapsinde. Yeni bir senaryo yazsalar daha iyi olacak. Neyse bunları geçelim, anladınız. İki not daha. Askerlik yasası. Hepmiş gibi yapıyorlar. Bakın ya, bağımsız yargı varmış gibi. Batıya uygun ya daha doğrusu çağdaş normlarda bir askerlik olacakmış, askerlik yasası çıkacakmış gibi. Ben daha ilk bayram sonrasını ertelendi diye duyunca demiştim ki bu rafa kalktı, erteleme falan diye. Çünkü MHP erken teşhise karşıydı. İyi Parti de Erdoğan'ın istediğine, gerçekten gönlünden geçene, askerlikten muafiyet tanıyan maddesine karşıydı. Şimdi bir şey daha olmuş, askerlik yasası ankete takılmış. Çünkü Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde daha önceden danışmamışlar, fikir sormamışlar, görüş sormamışlar. Ama Türk Silahlı Kuvvetleri hemen bir anket yapmış Kışla'da. İki seçenek var. 6 ay bitince hemen alas mı aldık deyip ters olabilirsin. Ya da 2000 lira ücret karşılığında tezkere bırakabilirsin. Bakmışlar ki 2000 lirayı isteyen bile yok. Hani 6 ayı biten gitmek istiyor. Eğer öyle olursa da askerlikte mevcut %20'ye iniyor. %20'ye. Cumhuriyet Gazetesi'nde okuyabilirsiniz. Şimdi hemen size söyleyeceğim. Emine Kaplan'ın galiba haberi. Ben ne yaptım Cumhuriyet Gazetesi'nin? Heh, burada. Emine Kaplan'ın haberi olmalı. Ya da Ali Canlı'da. İkisinin de çok güzel haberleri vardı bugün. Emine Kaplan, evet. On Kaplan gücündeki canımın içi güzel Emine Kaplan'ın haberi. Ankete takılmış. Gelelim yargı reformuna. Şimdi yargı reformu konusunda gene Hürriyet'ten, pardon Cumhuriyet'ten alıntıyla bir şey söyleyeceğim ama hadi anlatın bakalım. Yargı reformu, siz kaç yılda kaç reform görmüş bir avukat, hukukçu olarak? Valla ben aşağı yukarı 50 yıla yakındır bu işi yapıyorum. Hı hı. Çok değerli avukatlarımızdan Fikret İlkiz'in, bu geçen dönem baro başkan adayıydı. Çok güzel bir açıklaması var. Daha önce yapılan reformlardan hiç farkı yok. Aynı şeyi durmadan tekrar ediyor ve bence reform değil de mevcut kanunlar uygulansın. Gerçekten tarafsız bir yargı olsun. Emirle hareket etmesinler. Türkiye'deki aydınların 1/3'ü yurt dışına gitti. 1/3'ü cezaevinde. Kalan 1/3'ü hala şey için, yargı bağımsızlığı için falan savaşıyorlar. Ama onlar için de yeni cezaevleri inşa ediliyor. Onlar ve kadınlar için de yeni cezaevleri inşa ediliyor. Dolayısıyla Türkiye Taksim Meydanı'na çıktığınız zaman da bakıyorsunuz baştan aşağı polis bariyerleriyle, onlar hala duruyor yerlerinde, kalkmıyor yerinden. Bir şekilde. Toma garajı oldu. Evet, evet. Gezi Parkı Toma garajı oldu. Evet, evet. Dolayısıyla bunların sadece vitrinde
Ve biraz önce söylediğinizi ben çok kullanıyorum. Mış gibi. Yargı var mış gibi. Yargılama var mış gibi. Gerçekten mahkemeler var mış gibi gidiyor. Onun için ben sadece mevcut kanunlar değiştirilmeden doğru dürüst uygulansın bence yeter diye düşünüyorum. Şimdi daha çok ifade özgürlüğü olacakmış bir de. Ay. İnsanların 5 yıl önce attıkları tweetler nedeniyle. Size bunların hepsi fıkra gibi geliyor evet, değil mi? Evet, evet. Çünkü yani uygulama var. 5 yıl önce attığınız daha yeni bir arkadaşımın 2014-2015 yıllarında kendisine gelen tweetleri tekrar başka birilerine göndermesi nedeniyle şimdi 43. Asya cezada dava açıldı aleyhinde. Ama neler var içinde? Şimdi bunun yanında biz çok demokratiyiz ya, Trump'la ilgili karikatürleri düşünüyorsunuz. Bir tane Trump'ın çırılçıplak bir şeyini yaptılar, büstü yaptı. Bir parkın ortasına koydular biliyorsunuz. Hiç kimse bir dava açmadı. Ha bundan önce gerek karşısında olduğumuz zaman Süleyman Demirel, Turgut Özal hakkında yapılan inanılmaz karikatürler vardı. Hiçbirisi için hiç kimse ne hapse girdi ne dava açıldı. Hatta derler ki Turgut Özal kendisiyle ilgili yapılan karikatürlerin hepsini toparlamış. Bir odaya koymuş müze sergi gibi. Ha, sergi açtı. Yani şimdi onun için bu kadar mesela biri bir şey diye yazmışsınız. Bu birinden de herhalde algılanıp şeyi evet çok fena ne yapayım neyse yani. Rencide olup. Evet. Derhal dava açılıyor. Ben de hep rencide ettiğim için sözcüğü evet, hatırlat. Falanca hatırlat. İnsan aleyhinde onu aşağılamaktan veya ona hakaretten dava açılıyor. Kardeşim hakkında dava açılmaya insan kalmadı. Şimdi şey esprisi var. Avukatlarla birbirine soruyorlar. Hakkında açılan dava kadar konuş. Kaç dava var hakikaten, aleyhinde? Hakikaten. Bu hale geldik. Şimdi bakın her birine de günaydın bizi seyrediyorlarsa özgürlük dilekleriyle sevgilerimi göndereyim. Eren Erdem yıllar önce bir gazetenin başındaydı ama yıllar önce ve o gazetedeki haberler yüzünden yani başka bir şeyden evet. De değil. Gizli tanıklar çıktı şu bu oldu hiç bana mısın demediler. Sizin dediğiniz gibi dinliyorlar bildiklerini evet. Okuyorlar. O içeride birazdan Gezi'nin yıl dönümü bugün. Daha önce bazı şeyler başlamıştı ama genel olarak kabul edildiği kadarıyla bugün Gezi'nin yıl dönümü konuşuruz. Osman Kavala 570 küsur gündür tutuklu daha evet. Hakim karşısına çıkmadı. Evet. Cumhuriyet'teki sevgili dostlarımız Musa Kartlar, Güray Özler, Hakan Karalar, bütün oradaki arkadaşlarımız Sırrı Süreyya Önder. Yıllar önce söyledikleri. Ayşe Düzkan sadece Ayşe bir Düzkan, gün. Evet. Sadece bir doğru. Gün. Gazeteyi yayını yani desteklemek üzere gidiyor. Özgür Gündem gazetesini evet, destekleme kampı. O kadar evet bir sadece bir gün. 1,5 nöbetçi, gün cezaevi. Pardon ne nöbetçi genel yayın evet, müdürlüğü gibi bir şey yaptı. Evet evet. Ayşe cezaevinde. Yani ve sonra da Türkiye'de yargı bağımsızlığı var deniyor. Hadi canım yani buna şimdi kargalar bakın, güler. Yani cezaevlerinde bir istihap haddini aştı. Birazdan tabii, soracağım size özellikle kadın cezaevlerinde. Evet. Deniz Zeyrek dünkü açıklamaya bakarak hemen önden Sözcü.com.tr'de gazeteden önce bir yazı paylaştı. Şimdi orada diyor ki herkesin dediği gibi uygulama önemli. Tabii, sizin de az tabii. Önce söylediğiniz gibi. Hani onlarca reform yapıldı. Bakın şunu Erdoğan söylüyor üstelik de verilen rakamlar oradan. 2018 yılında işte soruşturma açılıyor bir şeyler oluyor. Şüphelilerin %52.6'sı hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmiş. Yani soruşturmanın daha hani yarısı boşuna demişler. Açılan davalarda da mahkumiyet oranı %48.1 yarısı bile değil. Canan Arın bu nasıl bir orandır? Yani mahkumiyet oranı korkunç, dava açıyorsunuz korkunç, yarısı korkunç. Akademisyenler hakkında açılan davalar kopyala yapıştır, kopyala yapıştır. Onların davalarını takip eden arkadaşımız Meriç şey dedi.
mahiyeti reddetti. Çünkü aynı davalar, aynı tip davalar ve aynı tip davada aynı kararları veriyorsunuz. Dolayısıyla ihsas reyde bulunuyorsunuz. Onun için çekilmeniz gerekir dedi Meriç Eyüpoğlu. Reddedildi. Çünkü aynı tip davalar bir tek konu var. Birçok sanık olması, tek dava açılması gerekiyor. Her birini başka mahkemede açtılar. Kendilerine hizmet eden mahkemelerde açtılar. Bunlardan ağır ceza başkanlığını yapan bir adamı da Yargıtay'a terfiyem, Yargıtay'a atadılar. Dolayısıyla artık diyorum savunmalar yapılıyor ama savunmalar gerçekten işe yarayacak diye yapılmıyor. Savunmalar tarihe geçsin, dosyalarda bulunsun diye yapılıyor. Ama yargılanan iki kişiden birinin beraat etmesi, %48 mahkumiyet, işte %50 küsur beraat. Bu yani mesela bunların gözaltıları var, bunlar tutuklu oluyor, boşu boşuna yatılan günler. Evet. Bu da korkunç. Yani şimdi mesela eğer hukuk kuralları işleyecekse çok uzun zaman Osman Kavala için iddianame yazamadılar. Normal olarak bir insanın... Sonunda yazdıkları iddianameyi nasıl buldunuz? Harika. Kural olarak, uluslararası kural bir insanın suçluluğu sabit oluncaya kadar masumdur. Dolayısıyla daha yüzünüze bakıp gözün üzerinde kaşın var, gel içeriye sen yat, ben sonra senin hakkında ne yazacağımı düşünüyorum deyip bir yıl insanı cezaevinde tutup özgürlüğünden mahrum et. Arkasından da ben acaba ne yazsam diye düşün. Hah şimdi şunları yazarım diye kopyala yapıştır bir yerden al, iddianame diye koy ortaya. Sonra mahkeme o iddianameyi kabul etsin. Sonra da buna hukuk densin. Ben bir şeye dikkat ettim Canan Hanım. Şimdi benim hakkımda da birçok soruşturma var. Tabii. O soruşturmaların bazıları iddianameye dönüşmüyor, bazıları dönüşüyor, yargılanıyorum. İşte birinden mahkum oldum, öbürü de onun gibi bir şey durumda vesaire. Fakat bunların hepsi şu... Ya ben toplumun önem verdiği işte dini şu bu değerlere uymamak, dolayısıyla sizin az önce aradığınız kelime gibi rencide etmek vesaire gibi toplum gerekçelerle... Toplumun bölümünü diğer bölümü aleyhine kışkırtmak. Hepsi. Evet, evet şey bu, tabir bu. Ya da Cumhurbaşkanı hakaret. Evet. Şimdi benim birçok meslektaşım gibi, birçok insan gibi, birçok avukat gibi, aydın gibi... iki maddede ben hep soruşturuluyorum. Hı. Ya da dava ediliyorum. Ama ya ben söylüyorum ya konuklarım söylüyor. Kaç kez 10-100 bin hatırlamam. Yargının bağımsız olmadığından söz ediyoruz. Fakat bir tane yargı çıkıp da siz ne diyorsunuz kardeşim bana siyasi iktidara boyun eğiyor diyemezsiniz diye... Bir şey söyleyip dava açmıyor. Aman akıllarını düşürmüş gibi olmayayım evet. Bu da tuhaf değil mi? Evet tabii. Çünkü zaten aksi mümkün değil. Diyorum ki savcı kendisi itiraf etmiş. Bugün Türkiye'de filanca kişinin isteği aleyhinde karar verecek hiçbir ben dahil ne savcı ne yargıç vardır demiş. Buyurun bitti bu kadar. Ankara Baro Başkanı da dün Erdoğan'ın açıklaması üzerine görüşü sorulduğunda Cumhuriyet'te Alican Uludağ konuşmuş. O da ortak düşünceyi aslında dile getirmiş. Bakın diyor ki Özkan Yücel Ankara Baro Başkanı hak ve özgürlüklere ilişkin temel perspektif diyor ki tutuklama bir cezalandırma aracı değildir. Çünkü Erdoğan sadece hani haklar, özgürlükler artacak vesaire demiyor. Tutuklama diyor cezalandırma amacıyla kullanılamaz. Daha adil ve hızlı yargı olacak diyor. Yani tutuklama da kısalacak. Ay kaç kez dinlediniz bilmiyorum bu masalı. Şimdi buna dikkat çekiyor. Mevzuatı bu konuda iyileştireceğiz diyorlar diye ekliyor Ankara Baro Başkanı. Anlaşılmayan nokta şu, konu mevzuat değil. Problem bu mevzuatı uygulayacak hakimlerin ve savcıların olması. Bir yıldan dört yıla cezayı gerektiren Cumhurbaşkanı hakaret suçlaması sebebiyle siz yargı önüne çıkanı tutuklarsanız mevzuata ne yazarsanız yazın. Zaten mevcut mevzuatta bunların hepsi var.
İnsanlar bu suçlama sebebiyle 4-5 ay tutuklu kalıyor. 2015'te de aynı maddeler sunuldu ama sene olmuş 2019, biz hala aynı maddeleri konuşuyoruz. Önemli olan uygulanabileceği ortamı sağlamak. Ez cümle yargı bağımsızlaştırılmalıdır diyor. Diyor evet, da. Güzel şey söylüyoruz, eminden beri. Evet, yani kara kaplı kitapta yasa var, mevzuat var. Ama uygulanmıyor. Peki bu ne reformu o zaman? Bu bir sunum, yani mış gibi olmak. Bir... Ha, Berat Bey'in sunumları gibi. Evet, evet, evet. Bu bir sunum. Öyle bir şey var, yeniden bir şey yapılıyor, mış gibi olmak. Bir de şimdi belediye seçimleri geliyor biliyorsunuz, İstanbul çok önemli. O mazbatalar verildiği halde geri alınıyor, bilmem ne yapılıyor. Onun için şimdi gerçekten bir yargı reformu yapılıyormuş gibi davranılıyor. Ama gelin bunları mahkemelerdeki yansıtın. Yani siz uygulamaya bakın kardeşim. Uygulama evet. Ne oluyor, ne bitiyor? Başkanı bunu buna söyledi. Bakın. Evet. Erdoğan bir şey daha söyledi. İzleyelim onu da. Çok önemli bir başlık. Allah korusun. Şimdi işkence yok, kötü muamele yok, öyle mi? Çiğdem Toker diyor ki, tam da diyor, bunlar hani konuşulurken diyor, olanı seyredin. Daha iki gün önce Ankara ve Halfeti'de terör örgütlerine ayrı ayrı düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınanlara yapılan işkencelerin baro raporlarına bağlandığını bilmesek, Ankara ve Gaziantep baroları avukatlık yasasından aldıkları hak ve yetkiyle işkence mağdurlarıyla yaptıkları görüşmeleri kamuoyuna açıklamış olmasa, işkence mağdurlarının insanı insan olduğuna utandıran anlatımlarını okumasak, Erdoğan'ın sözlerini dinlerken ferahlayacak içimiz de olmuyor bir türlü demiş. Şimdi gerçekten Ankara Barosu'nun ve Halfeti'de olanlarla ilgili Gaziantep Barosu'nun raporları dehşet verici. Dahası bir işkence mağduru kadın, ben demiş anlatamam bana yapılanları, ancak demiş bir kadın avukata anlatabilirim demiş. Doğrudur. Yani anlatılamayacak kadar korkunç neler olmuş canlarım bunlara. Biraz şimdi bakın, bu bizim dosyalar olması gerekmiyor. Cezaevlerinde neler yaşanıyor? Bize onları anlatın. Bana bizim avukat inisiyatifi grubumuz var. WhatsApp gruplarımız var hukukçular olarak. Bana dün veya önceki gün geldi. Bu iş, yani bu olay, bu Çiğdem Toker'in bahsettiği olay. Şimdi Mali Suçlar Soruşturma Bürosu'nda gözaltında tutulan KHK ile ihraç edilen Dışişleri Bakanlığı personeli olduğu söylenen diplomatlarla ilgili olarak bayılıncaya kadar dövme, taciz ve işkenceye maruz kalanları izletme, en az 4 ayrı vakada insanlık onuruna yakışmayacak işkenceler yapıldığı, işkencenin Ankara Emniyeti'ne dışarıdan gelen ve kendilerini MİT olarak tanıtan kişiler tarafından yapıldığı, bayılana kadar dövülen bir diplomatın hastaneye kaldırıldığı, doktorların buna dair herhangi bir rapor düzenlemediği, işkencenin halen devam ettiği ve gittikçe daha da ağırlaşacağının dile getirildiği, işkence ile imzalatılmaya çalışıldığı iddiaları kamuoyuna ve basına yansımıştır. Konuyla ilgili kötü muamele ve işkence iddiaları ile ilgili gözaltına alınan kişilerle hukuki ya kişilere hukuki yardımda bulunan müdafilerce de baromuz merkez kurullarında şikayetlerde bulunulmuştur. Ve ondan sonra anlatılan işkence ve kötü muameleyi mesela çırılçıplak soymak, copla arkasına soyulan kişinin dolaşmak, aşağılamak için ellerinden geleni yapmak. Bunlar daha dün oluyor. Şimdi hangi işkence kalkmış? Dışişleri mensupları. Öyle diyor. Bana gelen şey Ankara bu. Ankara Barosu'nun şeysi. Evet. O. Mali Suçlar Soruşturma Bürosu'na gidiş ve yaşananlar, oraya gidenleri, gidilenleri anlatıyorlar. Ondan sonra burada yazılanları benim nefesim kesildi, mideme kramp girdi. Okuyamadım daha fazlasını. Ama korkunç şeyler yapılmış. Şimdi hangi işkence kalkmış? Ayrıca ille de bu tip işkence değil, bir insanın mesela kendisini tutuklayamadığı için karısının yurt dışına çıkışını engelleyip mal varlığına el koymak da işkence.
Bu arada Gaziantep'teki Gaziantep Barosu'nun raporunda yer alan bir bölümü paylaşmış Çiğdem Toker. Halfeti de gözaltına alınanla ilgili. Diyor ki rapor, Gaziantep Barosu'nun raporu, tablo çok vahimdi. Evet. Daha önce de işkenceler yapılırdı. Hani biz buna alıştık gibi maalesef böyle bir ülke. Evet, evet. Ama diyor bu işkenceler yapıldığında eskiden bir iz, bir emare bırakılmazdı diyor. Ama diyor bizim birebir görüşme yaptığımız şüpheli şahsın alnında 8 günlük yaranın üzerinde zımbalar vardı diyor. Yani iz var, elektrik vermişler, kesici aletlerle bir şeyler yapmışlar, dövmüşler, kafasını patlatmışlar. Alnında, evet alnında var. Ve bu arada işte az önce söylediğim gibi Gaziantep raporunda 50 yaşlarındaki bir kadın, işkenceleri anlatamam demiş, ancak bir kadın avukatı anlatabilirim demiş. Bundan biz cinsel içerikli taciz, saldırı, iması alıyoruz. Öyle midir, değil midir bilemem elbette. Ama Çiğdem Toker'in anlattıkları bunu hatırlatıyor bize. Çok doğru. Bakın şimdi biz İstanbul Barosu Kadın Hakları Uygulama Merkezi'ni kurduğumuz zaman o merkezde bizimle çalışacak olan kadın avukatların önce bir eğitimden geçmesi gerekiyordu. Yani kanunların kadın bakış açısıyla yorumlanmasıyla ilgili eğitimler veriyorduk. Bir kadın avukat, hiç unutmuyorum, kalktı. Efendim dedi, avukatın kadını erkeği olmaz. Biz avukatız, her türlü davaya gireriz. Dolayısıyla burada erkek avukatlar da yer almalı dedi. Aradan bir zaman geçti. Sonra bu kadın avukat beni yemeğe davet etti. İlk defa bugün ne dediğinizi anladım dedi. Bir kadın gitmiş, ona ağlayarak gözyaşları içinde hayatımda ilk defa beni Morçatı Kadın Sığınağı Vakfı'nda insan yerine koydular. Ve sonuç olarak 6 saat sürmüş ağabeyinin kendisine tecavüz ettiğini anlatması. Bunu kalkıp bir erkek avukata anlatamaz. Ha kadın avukat derken de sadece cinsiyeti kadın olduğu için değil, belirli konularda duyarlılığı olan bilinçli kadın avukatla konuşmak gerekiyor. Bunun altını çizeyim. Dolayısıyla şimdi bu hanımefendinin söylediğini de çok iyi anlıyorum ne demek istediğini. Herhangi bir erkek avukata anlatamaz başına gelenleri. Olmaz, yapamaz. Şimdi ondan sonra işkence kalktı. Vallahi işte daha ne olsun, Ankara'nın şeyinde de var, Gaziantep raporunda da. Gaziantep raporunda diyor ki alnında 7-8 günlük yara ve üzerinde zımbalar var. Yani... ve emareler var. O kadar çünkü fütursuz artık. Evet, evet, evet. Bu da çok vahim. Yani yargının bağımsızlığı, işte polisin, güvenlik güçlerinin görevini yerine getirmesi gibi kavramlar falan artık. Yok, bakın şimdi ne oldu? Arkasında. Bir genç kadın bir protesto gösterisinde tankın mı, arabanın bir şeyin üzerine çıktı. AK Parti'nin başkanı kadın mıdır, kız mıdır dedi. Ay, bundan bu kadar yani seviye buralara düşmüş vaziyette. Sonra bir emniyet mensubu bir genç kadına sarkıntılık yaptı, parmak battı, bir şey oldu. Arkasından savunma, o zaten terörist dedi. Şimdi terörist olmakla cinsel saldırıda bulunmak arasındaki bağ nedir? Bunu yapan emniyet mensubunu cezalandırmadığınız sürece bir bütün emniyet teşkilatını şey altında bırakırsınız. Zan altında bırakırsınız. Bu çok çirkin bir şey. Ama onu cezalandırdığınız zaman diğerlerine örnek olur. Başka bir daha yapamazlar bunu. Onun için bu tip olaylar korunuyor, destekleniyor. Diğer dikkat ettiyseniz cinsel taciz, tecavüz, çocuklara cinsel taciz, çocuk istismarı, kadın cinayetleri AKP hükümetiyle birlikte füze hızıyla yükseliyor. Çünkü bunun altında yatan temel neden kadın erkek eşitsizliği, toplumsal cinsiyet eşitliğinin öğretilmemesi, sadece erkek doğmak sıfatıyla kadınlara üstün olunduğunun zannedilmesi veya bunun pompalanması, 5 yaşındaki kız çocuğuna erkek çocuğun ayağını yıkattığın tiyatro oyunları sözü ona sergilenmesi, İş gittikçe vahametini artırıyor. Onun için bu olaylarda gittikçe artıyor ve tabii asıl korkulan da kadınların
erkeklerin erkek iktidarının sarsıldığının farkına varmaları. Bu iktidarı korumak için din kurumları, hukuk kurumları el birliği etmiş vaziyette durmadan gerekçe yaratıyorlar. Din adına açıklama yapan bir adam ne dedi? İslam'da çocuklarla cinsel ilişki mubahtır, buna bademleme denir. Ama bu feminist ve ateistler buna cinsel taciz dediler. Sonra ne dediler? Annenin dizinden tahrik olunabilirmiş. Sonra ne dediler? Küçük kız çocuğu babasını tahrik edebilirmiş. Sonra din adına yapılan açıklamalara arka arkaya baktığınız zaman, sonra Ensar Vakfı'nda çocuklara olan tecavüzler var. Bunun üstünü kapattılar, bir defa ile bir şey olmaz, o kutsal bir vakıftır dediler. O zaman yani şey, bunlar gittikçe her gün biraz daha artıyor. Şimdi neyse, birazdan geldiğimizde nafaka konusunda da nasıl mevcut haklar yavaş yavaş güzelce şey yapıyor, ne diyeyim, kısıtlanıyor. Her gün biraz daha tıraşlanıyor. Ve bir yerlere doğru sürükleniyoruz evet, sanki. Evet, evet. Şimdi bu konuda birden fazla örnek paylaşacağız birazdan. Bir mahkemede, bir başka mahkemenin kararında, Balıkesir'de Bilal Bey'in dostları diye benim kısaca anlatacağım. Fotoğrafını sonra veririz. Pek çok kamu yararı sarayın kamu yararı var diye mesela vergiden falan muaf tuttu kimi derneklerin, vakıfların son atağı, son derken hani final değil, daha finale onların kafasında çok var. Onları konuşacağız ve ben bir soru soracağım. Hem size soracağım hem Canan Arın'a soracağım. Şimdi bunu geçenlerde bir mahkemede etek davası olduğunda evet, da sormuştum. Bakın bu kitap, Son Kız kitabı, bir Ezidi kadının anıları. Annesi ve 6 erkek kardeşi öldürülmüş. Babası çok daha önce öldüğü için bunları görmemiş neyse ki. 6 erkek kardeşi, abisi ve annesi öldürülüyor. Kendisi de yıllarca IŞİD'in seks kölesi oluyor. Ve bunu zannetmeyin ki IŞİD deyince işte orada 2 tane kafası çizik sersem, işte psikopat kafasını esiyor da yapıyor. Hayır, kitaba bakıyorlar. Konuşuyorlar, kurullar oluşturuyorlar, fetvalar veriliyor, kararlar alınıyor, bayağı bir prosedür. Onunla burada yaşananlar arasında kaç ışık yılı vardır, kaç kilometre vardır, bunu konuşacağız döndüğümüzde. Dediğim gibi nafaka meselesi dahil, kadın 2019 Türkiye'sinde nerede? Canan Arın anlatacak, görüşelim efendim.